Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti lil muttakin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'afu anna ya Kerim ve affilina ya Rahim ve tub aleyna ya Erhamer Rahimin. Elf elf salatun, elf elf selamun aleyke ya Resulallah. Elf elf salatun, elf elf selamun aleyke ya Habiballah. Elf elf salatun, elf elf selamun aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. La havle la kuvvete ve la kudrete illa billahil aleyhil azim. Destur ya seyyidi medet ya ricali Allah. Medet ya sultanım, pirim efendim. Medet ya sultan lazım. Destur. Anne çıkarım mı? Sohbet, her gizli sırrın, her kilitli kapının anahtarı sohbet. Sohbette hayat var. Hak sohbetinde hayat var. Hak'tan bahseden sohbette hayat var. Su hayattır, kaynak suyu hayattır. Zehirli su hayat değildir. Tertemiz. Yabancı madde karışmamış, kaynağından çıktığı gibi gelen suda hayat vardır. Sohbette hayat vardır, kaynağından gelen sohbette hayat vardır. İnsan iradesi, çıkar hesabı giren sohbette menfaat yoktur, belki hastalık vardır. Biz Nakşibendiler olarak sohbetinin aşığı, Allah'ın, Ehlullah'ın efendim gönül pınarlarından akan o kaynak sularını içip zevklenen, mutlu olan, hayat bulan kimseleriz. İnsan her aşamada bir şeyle beslenmek, yemek, içmek ihtiyacı var. Her aşamasında. İstisnasız her aşamasında insan yer içer. Ana rahminde de yer içer. Neyle beslenir orada? Kan ile beslenir. Kanla beslenir. İçeride. Bunun için hepimiz kanla beslendik bir zaman. Hayatımızın bir evresinde. Kan içmeyen insan yok. O kan içicilik bizim ruhumuza işliyor bazen. Genetiğimize işliyor da burada da o işi yapmaya çalışıyoruz. Kan orada helal. Burada haram. Kıpkırmızı kan içtik. Arkasından dünyaya geldik. Bembeyaz sütle beslendik. Hiç düşündün mü bunu? Bembeyaz sütle beslendik. Ana rahminde ki çocuğa, bebeğe, cenine desen ki çık dışarı. Bu kokar, ıslak, rutubetli, sulu yerde kanla besleniyorsun. Kokusuz, tertemiz bir hayat var dışarıda. Çıkar mı? Çıkmaz. Her doğan çocuk ciyak ciyak bağırıyor değil mi? Çıkmayacağım diye bağırıyor. Ben dış dünyayı istemiyorum. Burada rahatım yerinde. Hayatım garanti burada. Hazır yiyeceğim geliyor. Çıkmam dışarı diye bağırır çocuk. Çıkmayacağım. Yahu dışarıda güzel hayat var. Hayır. O gıda onun gözünü, gönlünü kör etmiştir. İçinde bulunduğu ortam. Çıkmaz. Kimse de istemez. Kimse
İki melek gelir de zorla çıkarır dışarıya. İki melek görevlidir orada. Ebe doktor falan değil. İki melek yapar doğumu. Doktor parasını alır. İşi melek yapar. Hikayedir gerisi. Sezeryen yaptık bilmem ne. Doktor o iki melek görevlen. Efendimiz öyle buyurur. İki melek gelir. Allah'tan emir. Öbür türlü geri kaçar. Çıkmayacağım. Burada rahatım iyi, keyfim keyf der. İnsan bu dünyaya gelir, süt içmeye başlar. Sütten kesilen çocuk gördünüz mü hiç? Zayıflar, bağırır, çağırır. İllahi emecek. Yahu bırak daha tatlısı, kebabı var, baklavası var, poşafı var. Onu var, bunu var bu dünyanın. Hayır. Bu yavan sütü neye içersin? Gel bundan ye. Hayır. Ağlar, sızlar, huysuzlanır sütten kesilme şeyinde. Bunlar anlamaz o işlerde. Daha siz en bekar mısınız kötü? Yine ikna olmaz. Çünkü o tamah var ya, ana rahminde de, anasının sütünü içerken de tamah eder çocuk ona. Çocuk diye bir şey de anlamaz. Ana karnında cenin diye bir şey de anlamaz zannetmeyin. Anlar. Aynı ruh, aynı akıl var onda. Aynı var. Yani o hayvan olan, ölen hayvan yemiş demiş ya Yunus Emre. Aşıklar ölmez. Aynı. Ha minyatür, ha büyük. Ha 50 santim, ha 250 santim. Aynı insan. Aynı şeylerden mutlu olur, aynı şeylerden acı duyar. İstemez çıkmak veyahut da sütten kesilmek de istemez. Onun için yavaş yavaş alıştırmak lazımdır. Çocuğu normal gıdalara 6 aydan sonra alıştırın denir ve yavaş yavaş. Çünkü birdenbire kestik mi istemez. Kendiken yemez de neredeyse zafiyet geçirir çocuk. İnsan da böyledir. Yeryüzünün bu belasını, bu sıkış tepişliğini, bu efendim musibet dolu, dert dolu, mihnet dolu ortamından manevi alemin genişliğini, ferahlığını ve huzurunu istemez. Tamah eder bu dünyada. Biraz daha gün görseydi, biraz daha zevklenseydi. Hacı'ya gidecek adam ne der? Daha genciz yani. İşte gidersek bu işi yapamayız. Gidip yahut bırak bu işi yapar yapamayacağı. O alemin zevki, bu alemin zevkinden müthiş. O alemin gıdası karın ağrısı yapmaz. Bağırsakta gaz da yapmaz. Şişkinlik de yapmaz manevi gıda var. O alemden haberdar, haber veren, oraya gidip gelen malumatı olan kimseler haber verirler buradaki insanlara. Gelin ya bu alemin gıdası bitmiyor. Ücreti de yok. Ücreti teslimiyet. Tevbe, salavat-ı şerife, namaz, niyaz. Bu ücret dediğin bu. Ama öyle nimeti var ki bunun karşılığında. Efendim, can üstüne can katıyor. Zevk üstüne zevk veriyor. Huzur üzerine huzur, genişlik üstüne genişlik. Ana rahmindeki çocuk gibi çıkmamak üzerine ciyaklarız. Anasını emen çocuk gibi başka şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Biz sadece süt içeceğiz diye ciyaklarız. Ehli bir de bize o dünyanın gıdalarından bahseden kimselere küseriz, darılırız. Benden ne menfaati var acaba ya? Çocuğu sütten kestiğin zaman çocuğun menfaati var. Başka gıdaları yemez lazım. Yoksa büyüyemez o. Güdük kalır. Emmezse de güdük kalır. Ama bir müddet sonra bırakmazsa yine güdük kalır. Çünkü onun gıdası değil o. İnsanın gıdası maneviyattır. Nefsin gıdası da ayakta duracak kadar dünyadan yemektir. Nefsin gıdası ruhun hizmetinde bulunmaktır.
Nefsiniz bineğinizdir dedi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Allah'ın sırrı Resulullah'ın bineğinizdir dedi. Binek deyince aklına ne geliyor? Binek, bineğe ibadet etmek. Binek ne demek? Binek normalde binen şey, araç, herhangi bir şey. Eşektir. Yani eski zamanlar gibi. Şimdi sen bineğin var, yani eşek. Eşeğe besliyorsun, besliyorsun. Arpasını veriyorsun, otunu, samanını veriyorsun, tımarlıyorsun. Seni üstüne bindirmezse ne yaparsın? Biraz döversin. Terbiye de olmuyor. Ne yaparsın? Afyon'a götürür, sucukçulara veririz. Değil mi? Yok, o zihniyet çok çok. Öyle ya, yani sen derken ben o ortaya koyuyorum. Genel olarak. Veya salarsın meraya, acından öl dersin. Beslemezsin artık. Tamam, doğru. İnsan nefsi de insanı hedefe götürmek için bir binektir. Hedef ne? Allah'ın rızası, Efendimiz'in yakınlığı, Cenab-ı Allah'ın muhabbeti, efendim, şimdi sen veya ben kalkıp ya ben nefis olan bineğimizi her türlü dünyevi gıdayla besler, 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 her türlü zevkini tatmin ettirir, Allah yolunda yürüyeceğimiz zaman hayır, bana o zor geliyor, ben bildiğim tarafa gideceğim derse o eşek, yani nefsimiz, benim nefsim, onun haddini bildirmek lazım. Kendi kendini, nefsini dövemiyorsan, terbiye edemiyorsan, bu işin erbabı kimseler vardır. Dersin ki şu benim eşeğe bir terbiye et ya. Köy yerlerinde yaşamadın sen herhalde, burada yaşadığın için. Aleyküm selam. Teslim edemezsin. Ücretsiz sana bir terbiyeci terbiye edecek. Ücretsiz. Hayır efendim, olmaz. Ya yemek de benden. Bende kalsın eşeğin. Hayır. Ben terbiyesiz olsun eşeğim der misin? Veyahut eşekten anlamadık biz. Şimdi yenilerle de kuşak şeyi var, boşluk var. Araban var, binek araban. Arabayı süsü olsun diye abin önünde durdurur musun? Bir yere gidecek. Bir yere gitmek için, için eşyanı taşımak için kullanıyorsun. Yağmur şakır şakır yağıyor, arabada çalışmıyor. Bir çalışmadı, iki çalışmadı, üç çalışmadı. Sen bunun vergisini ödüyorsun, deposunu dolduruyorsun, aküsünü efendim şarjı tutuyorsun. Temizliğini yapıyorsun ama araba çalışmıyor. Çalışmayan arabayı ne yaparsın? Hurdacıya verirsin. Araba çalışmıyor. Aynen. Tamir de kabul etmezse, şimdi işte tamirciler var. Onlar da mürşitlerdir. Şimdi tamirciler belki senden 3-5 kuruş para isterler de, mürşitler bila ücret kapına kadar geliyor şimdikinin mürşidi. Acayip şimdikiler. Eskiden kapısına gidiyordu. Şimdi onlar kapıya kadar geliyor. Arabanız arızalıymış, tamir edelim de sizi bindirelim diyorlar. Bizim insanımız ne diyor? Hayır. Ben karıştırmam. Benim arabam güzel böyle, yerinden kıpırdamasın. Yerinden kıpırdamayacaksa arabayı niye bağlıyorsun oraya? Niye masraf ediyorsun? Nefistir bu. Nefsi terbiye edecek kimseler mürşitlerdir. Kendi kendine kimse terbiye edemez. Kitap okuyarak da daha nefis terbiye olmadı. Şimdi bir de kitap okuyarak nefis terbiyesi yapıyorlarmış. Duydun mu onları? Kitap okuyorlarmış oturup. Oturup kitap okuyorlar. Ondan sonra nefsimiz terbiye oldu diyorlar. Kitap derken ilim olur. İlim dediğin nedir? Şimdi tamirci, benim her arabanın elinde kitapçık veriyorlar Allah'ta. Gördün mü onları? Kulağa bir şey. Her arabayı alırken kitapçık veriyorlar.
arabası bozuk kimseler toplanıp arızalı araba sahipleri bu kitapçıyı okusalar, ondan sonra biz araba tamir ediyoruz deseler, arabayı bozarlar mı, tamir mi derler? Bozarlar. Ustası yapacak bunu. Ustası yapacak. Şimdi bütün arabası bozuklar toplanıyor. Ellerine de kitabı alıp sırayla okuyalım efendim. O kitabı okuyalım, bu kitabı oku. Çevir, bir daha oku. Çevir, bir daha oku. E tamam da ya, sanayide 1000 tane usta var. En zayıfını getir, yine ondan iyi yapar. Senden iyi yapar. Ya, sen yapamazsın. Şanzımandan ses geliyor. Şanzıman dese, şimdi şanzıman neresidir? Çünkü biz artık şimdi bir direksiyonla bir vites topuzunu öğrendik arabada. Şimdi vites de kalmıyoruz artık. Şimdi yeni arabalarda vites de yıkar. Bunun içinde ne var? Motor kaputunun altında. Nasıl çalışır? Ehli bilir. O arabayı dahi oturup, araba yahu. Kedi var arada. Lambası ya söndüğünde kendin girip taktırmıyorsun, takmıyorsun. Elektrikçiye gidiyorsun, ampulü değiştiriyorsun. Yahu ne olacak, bu lambası sönmüştür bunun, ampulü ben gidip değiştireyim demiyorsun. Elektrikçiye gidiyorsun. Aman ha, olmadık yeri yaparım da arabayı yakarız diyorsun. Yahu bu nefis terbiyesi. Bu nefis terbiyesi. Senin bu dünyanı da kurtaracak, öbür dünyanı da kurtaracak. Niçin? Kendi kendine debeleniyorsun da. Niçin bir ustaya gitmiyorsun? Niçin bütün efendim bu arabadan anlamayan kimseler kitaptan bakarak bir şey bak. Sen ancak arabanın temizliğini yaparsın, yapabilirsin. Şimdi onu da yapamıyorsun. Otur kuaförlerine gidiyorsun. Onu da öyle. Şimdi araba temizliği de yok. Herkes veriyor arabayı temizlikçiye, akşam üstü geri alıyor. Şimdi öyle. Ama şey, maşallah nefis bozukluklarını, gönül bozukluklarının tamiratını herkes kendi yapabiliyor. Kitap var ya diyor, ona bakarım ben diyor. Bak, öğrenelim bu işi. Öğrenemezsiniz efendiler. Öğrenemeyiz. Ustası var. Bu işin ustası. Şeyhler. Şeyhimiz, sultanımız Şeyh Nazım Hazretleri. Allah sırrını takdis etsin. Uzun ömürler versin. Sıhhat, afiyet içinde. İzzet içinde yaşasın. Onun himmeti üzerimize olsun inşallah. Bunu izah edemiyorum Ferit. İnsanlara bunu izah edemiyorum. Çok şükür burada hazır bulunan cemaat bunun idrakinde. Bunun şuurunda da beraber oturuyoruz da sultanımızın sofrasından, sultanımızın kaynağından laf ediyoruz. Bu laflar zannetme ki benim ağzımdan gelir. Benim gönlümden, sultanımızın sözüdür bunlar. Onun bize lütfettiği sözler. O kimselerin kıymetini bilelim. Tamahkar olmaktan kaçalım. Tamah, gözü, kulağı, bütün azaları kör eder.